Senin kızın ne kapısı var? Pandemi dönemi özellikle tüm arı ürünleri, burada başta balımız olmak üzere, arı sütü, propolis özellikle ve arı zehrinde kullanılıyor bir takım etmenlerine. Polenimiz direnç verme üzerinde ciddi bir takviye edici gıdadır. Dolayısıyla bunlar hepsine beraber baktığımız zaman pandemi dönemi arıcılığa sahip olmamız gerektiğini bize Türk toplumu olarak ifade ediyor. Bu noktadan hareketle balda hiçbir sıkıntı yok. Ama propoliste biz artık propolisi ciddi bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Arı sütünü ciddi bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Burada iç ihtiyacımızı karşılayabiliyor muyuz? Propoliste kısmen karşılıyoruz. Ama buna doğru yatırım yapmamız lazım. Arıcılarımızı buna doğru teşvik etmemiz lazım. Şimdiye kadar biz hep arı dağıttık, bal ürettirdik, bal üretimine katkı versin dedik. Ama üretim alanlarında hiç çalışmadık. Üretim alanların olmazsa, senin istersen 8 milyon değil, 18 milyon arın olsun, 28 milyon arın olsun, fayda etmez. Önce biz üretim alanlarına çalışmamız lazım. Üretim alanlarını arıcılarımızın hizmetine sunmamız lazım. Nedir bu üretim alanları? Kültür bitkilerine destek vereceğiz. Çam balı üretim alanlarını mutlak surette geliştireceğiz. 100 bin hektarı 200 bin hektara çıkaracağız. Potansiyelimiz var. Diğer taraftan geven alanlarımız var. Kekik alanlarımız var. Bunları geliştireceğiz. Biz arıcıya yasak, arıcıların konaklamada yasaklarını kaldırmamız lazım. Yani konaklama noktaları mutlaka yapacağız. Ama yani şuraya giremez, mera alanlarına arı giremez. Böyle bir şey olamaz. Orman alanlarına, milli parklara arıcı giremez. Böyle bir şey olamaz. Biz apiterapik ürünler dediğimiz arı sütü, polen, propolis, balın dışındaki ürünlere desteklememiz lazım. Siz başka bir şeyi destekliyorsunuz. Siz koyun, keçiyi, sütü, bilmem neyi desteklerken ne diye propolisi desteklemiyorsunuz? Ne diye poleni desteklemiyorsunuz? Ülkemiz insanına sağlık katıyor. Diğeri de tabii beslenmemiz için çok önemli bir takviye ama diğeri de arı ürünleri de sağlığımıza sağlık katıyor. Canımıza can katıyor. Biz herkes şu anda propolise sarıldı. Propolis işlenmiş propolislere sarıldı. Peki o zaman biz kendi doğamızda ürettiğimiz propolisleri Türk insanının hizmetine sunmamız lazım. Biz bunu yapamıyoruz. Ben Sayın Bakanımdan, özellikle Tarım Orman Bakanımdan bu konuda destekleme vermesini istiyorum. Ben Türk insanının sağlığı için apiterapi ürünlerinin arıcılarımız nezdinde projelendirilip, sertifikalandırılıp ve destekleme modeli içerisine alınmasını istiyorum. Bugün Türkiye'ye gelen propolislerin %60-70'i Çin'den geliyor. Ne yediği belirsiz. Türk propolisleriyle Çin propolislerini kefeye koyalım bakalım. Hangisi daha değerli? Bu anlamda bizim artık hiç vakit kaybetmeden bu konunun üzerinde Sağlık Bakanlığı'nda, Eczacılık'ta bu konu üzerinde çalışması gerekiyor. Buna daha çok önem vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.